ilk yarıda da nitekim öyle de oldu hocam. Ee, senin 90 dakikadan aklında kalan böyle satır başları neler oldu? Yani şu anda Beşiktaş'taki futbolcular için Gaziantep'in gelmesi şansları. Başka de işte bir takım olsaydı işleri zordu bu atmosferde. Zaten futbolcular e, sağdalar ama ruhları yok. Yani ne yapsınlar çocuklar? Tribünler doluyor ama gelmişler. Onların da kafalarında işte yeni yönetim var. Beşiktaş'ın ne olacağı var. Herkesin kafasında Beşiktaş'ın ne olacağı var. Şunu söyleyeyim yani. Beşiktaş'ın iyi olmasını Galatasaraylılar da ister. Fenerliler de ister Beşiktaşlılar. Da. Hepimiz isteriz. Çünkü Beşiktaş olsun. Beşiktaş farklı bir camia, köklü bir camia filan. Fakat Beşiktaş'ın kendi içindeki bazı olayları iyi değerlendirmesi lazım. Şu anda bilmiyorum kongreyesi hangisinin daha fazla Beşiktaş, Fenerbahçe, Asray, Trabzon'da ona bakmadım. Şimdi ee, aklıma geldi. Beşiktaş'ın oy kullanan 22 bin galiba üyesi var. Yani kaç üyesi o var O civarda bilmiyorum. diye hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlarım bir bakıp uyarabilirler bizi. Fenerbahçe'nin fazladır. Onlar bir kampanya yapmışlardı biliyorsun. Bir Ama bir kemik şeyi var bazı takımlarda hani üye. Bir de 27 bin mi? Var. 27 bin olmuş Beşiktaş'ın Kayıtlı üye sayısı 27 binmiş. Genellikle seçime de 17-18 bin civarında katılım oluyormuş. Hmm. Şimdi Beşiktaşlılar için bu seçim çok önemli bir seçim hocam. Yani, yani, maçı konuşacağız da maç hikaye. Yani Beşiktaş iki gol attı. Ha Beşiktaş iki gol atarken golü atan isim e, oyuncuların isimleri enteresan. Ya, Salih ile James, yani Salih ile ikisi de kontrat uzat, bekleyen. Bu uzak, ikisinin de kontrat bekleyen. uzayacak mı, uzamayacak Değil mı filan Ne kadar ironik aslında. Yürürken ikisi gol attılar. Cenk'in bir topu da direkten döndü. Evet. Şimdi tabii o onların içişi işi. Ne yaparlar? Çünkü Beşiktaş takımı herhalde 2027'ye kadar futbolculara borçluymuş duyduğuma göre. Yani. Şöyle e... Sen biliyorsun onu. Hocam yabancıların yabancıların sözleşme süreleri ee, var o grafik. Ee, şu şeye verebilir misiniz? Ee, burada haftanın skorları var bu arada. Barko'da bu tarafta. Bence bunu bir konuşalım da. Sonra... Var. Bir bakalım şöyle bir hocam. Sonra senin anlatacaklarına geliriz. Bir e, sağ içinden ufak ufak detayları paylaşalım. O grafikler hazır olsun arkadaşlar. Ercan, Yusuf. Nereye gelecek? Buraya mı? Nerede? ha? Evet. Hocam bak, Raşitsa 2027, Amir 2027, Jetson 2027, Zanettino o yine 2027'ye kadar, Mulaka 2020'ye kadar, Of Onana 2020'ye kadar, 27'ye kadar, Chamberlain 26, Amarte 26, Amarte mi var ya? Abubakar 25, Koli 25, Masuaku 25, Rebic 25, Rozier 25. Bir Gezal'la e, böyle 24. 23, 24 hocam. Bir, yıl, bir yılları olan onlar. Diğerleri 27'ye kadar hocam kalabalık. Gelecek yönetimin kucağına bomba konmuş. Ciddi bir maaş yükü var. Garanti. Bomba konmuş. Şimdi bak. Ben Beşiktaşlı değilim. Ama bu alemin içindeyim. Yıllarca bakıyorum. Arkadaşlarım var. Çevremde hepsi var. Fenerli, Galatasaraylı, Trabzonlu, Beşiktaşlı. Hocam Süleyman Seba'dan sonra. Süleyman Seba'dan sonra Beşiktaş'a gelen bütün başkanlar alayı Beşiktaş'tan ne malandılar bu illa para pul da demek değil tabii ki canım niye öyle bir şey yani ne malandılar hep ondan bir fayda sağladılar artı bilmem ne hep ama ne verdiler dersen hiçbir şey vermediler bak hiçbir şey vermediler bir düşün Beşiktaş'ın Süleyman Seba'dan sonra Süleyman Seba'nın Ankara'da orada burada işte bürokrasilerle Beşiktaş'a kazandırdıkları araziler, maraziler, fulyalar, mulyalar bir düşü statlar yapıldı ama şampiyonluklar var falan yani onlar hocam hiçbirisi hiçbirisi bence Süleyman Seba'nın bıraktığı o mal varlıklarının üzerine yapılan bir işler değil. Çünkü bugün Beşiktaş çok farklı olurdu yani Oralar para basılan yerlerdi. Üzerine taş koymadılar fazla. Üzerine yandı. taş koymadıkları gibi hep eksildi, eksildi, eksildi. Şimdi külliyetli bir borç var gördüğüm kadarıyla. Ama ama Süleyman Seba'dan sonra gelen başkanların hepsi şöyle yaptılar Beşiktaş'ta. Hani 400 metre yarışı vardır ya bayrak yarışı. Aldı bayrağı ötekine verdi. inanılmaz bir borç. Aldı bayrağı ötekine verdi. İnanılmaz borç. Ama bayrağı alıp verirken hep şu cümle var. Hesap soracağım. Bayrağı alan hesap soracağım. Yahu bayrağı alıp verenin ötekinin hesap sorduğunu hiç görmedim. Hala da hesap sorulmuş değil. Bazı davalar açıyorlar da göstermelik, tazminat. Ya adamın parası yoksa sana neyin alacaksın? Adamın atleti yok, kilodu yok. Şortu yok neyi alacaksın? Açsana ceza davasını açamıyorsun. Niye? Çünkü bayrak yarışında hep birbirlerine tabiri caizse amiyana kusura bakmayın gebe almışlar. Öyle tarif edeyim. Hep birbirlerine hep hesap soracağım yok, hesap soracağım yok, hesap soracağım yok. Geldik bugüne hocam. Bu şunu gösteriyor. X giden başkanın kemik bu kadar oyu var. Peki o kemik oy nasıl oluyor? O kemik oy Üye Beşiktaş'ı seven, Çatır çatır Beşiktaşlı mı? Yoksa bindirilmiş kıtalar mı? Bodrum'dan, İzmir'den, Antalya'dan uçağa binip İstanbul'da ağırlanıp yemekler, içmeler öyle oy mu veriliyor? Veya maçlara giderken verilen biletler karşılığı mı? Bilemiyorum. Bunları söylüyorum. Başka takım taraftarları var deniyordu bir ara. Evet. Bak. Üye yapılanlar değil mi? Hmm. Hocam. Süleyman Seba'dan sonra gelen hiçbir başkan Beşiktaş'a yarar sağlamadı. Zarar sağladı. Peki. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir Enginar'ı çalıştıralım. Enginar dediğim beynimizi çalıştıralım ya. En, Enginar da iyi bir şeydir. Yenir. Hele böyle bey bey Enginar. İzmir civarı iyi çıkar. Hocam ya Seba gitsin, dursun kalsın dediler. Ahmet dursun, Seba gitsin evet. Ahmet dursun, Seba gitsin dediler. Seba ağlıya ağlıya gitti, arkadan vuruldu. Yanlarındakiler vurdular. Süleyman Seba giderken bir cümle söyledi. Kimi işaret etti? Hatırlar mısın? Birini işaret etti. Bir aday dedi, ha, bu aday olursa dedi, beşiktaş'a bu fayda sağlar dedi. Ha kim hatırlamadım hocam? Hasan Arat. Ha. Ve kazanamadı. Hasan Arat gene sahnede kazanır mı? Bilmiyoruz hocam. Bu şartlarda bilemem. Hocam bu kongre Beşiktaş için olup olmamak kongresi. Beşiktaş'ın inanılmaz borcu var. İşte buyurun. Bunların bir de maliyetlerini getirme şansımız var mı bilmiyorum. O paralarını biraz zor iş. Zor iş. Bu çok büyük paralar bunlar. Bunları nasıl temizleyeceksin? Gelecek bunları temizleyecek gelecek para sağlayacak, gelecek takım kuracak, kurduğu takım paralı asker olmayacak, seni yarı yolda bırakıp gidip tekrar gelmeyecek. Hani Beşiktaşlılık ruhu var ya, Beşiktaşlılık ruhu olacak. Beşiktaşlılık duruşu diyorlar ya, o olacak. Seni senden oynayan adam gitti, sen aldın bayla bayla. Seni yarıda bırakır abi. O Beşiktaşlılık ruhu varsa başka şey yapacaksınız. Beşiktaş yol ayrımında hocam. Ve şunu da söyleyeyim. Beşiktaş Kongresi için verilen tarih iki hafta önce alındı ama hala geç. Daha önce alınması lazım. Benim tahminim mümkün olduğu kadar sonraya alıyorlar ki hani hazırlık yapacaklar, organize olacaklar. Ama o organizeye girenlerin ben Beşiktaş için hayırlı olacağını zannetmiyorum. Tecrübeli birisi olarak söylüyorum. Beşiktaş'ı seviyorum, hoşuma gidiyor. Beşiktaş takımı olsun. Beşiktaşlı değilim. Beşiktaş'ın iyi olmasını isterim. Ama şu var. Süleyman Seba'dan sonra gelenlere iyi bakın. Tekrar kimleri getirecekler iyi bakın. Bak Süleyman Seba'dan sonra gelenlere iyi bakın. O ekipler tekrar kimleri getirecekler iyi bakın. Bakın gözünüze soka soka bir şey söylüyorum. Ben sizden değilim. Ama siz olun istiyorum. Hepinize hayırlı işler. Evet hocam. Eee. Beşiktaş'ın seçime kadarki fikstürü şurada. Antalya deplasmanı, Samsun deplasmanı, Ankara gücü deplasmanı. Üç deplasman var. Ee, i̇çeride Başakşehir maçı var. Bu lig tarafı. Ee, Bodo ve Kulüp Brüj maçları var Avrupa'da. Kulüp Brüj maçı çok zor da. Onu geç. Ee, Bodo maçı bence kazana, kazanılabilecek bir maç bakalım gruptan çıkmak adına şansını sürdürebilecek mi Beşiktaş? Yani e, Antalya deplasmanı kolay değil. Peki, Antalya şey biraz toparlandı. Şimdi. Acaba bu Beşiktaş kongresi tarihi tesadüf mü? Ne zaman kongre kararı ikinci ne zaman? Bu şey Fener maçından önce oluyor işte. Ne zaman yani? 5 Aralık 5 Aralık. Fener maçı ne zaman? Şey, 3 Aralık, 3 Aralık. Fener maçı ne zaman? Fener maçı 9'u. Yani yeni <laughs> yeni seçim yeni ekip gelecek oraya. Yani belki yeni teknik direktörüyle çıkar Yeni gelecek. gelecek ve o Fenerbahçe maçını kucağında bulacak. E, evet, hocam öteki çok tarafta müziği. da Peki bu tarih çok mu bir mübibli... olamıyordur ama 30 günden 30 günden aşağı olamıyor. Geriye alamıyorsun diye biliyorum mevzuat sanki öyleydi diye Hocam, biliyorum. Hep bir şey diyorlar da hep bir şey diyorlar sonra başka bir şey diyorlar. Çünkü 27'si çoğunluk anlamayınca ikinci şeyde oluyor ya. Yani belli bir gün var o günü toparlayamıyor. Daha belasınlar. O ilkinde yapabilirlerdi. İlkinde yapabilirlerdi. İlk açıklandığında. Çok acayip bir kongreye gidiyor Beşiktaş. Şunu söyleyeyim. Olmak ve olmama kongresine gidiyor Beşiktaş. Öyle bir karar vereceksiniz ki ya Beşiktaş bugünlerine devam edecek. Bugünlerine devam edecek. Daha göde giderek ya da yavaş yavaş düzlüğe çıkacak. Benim görüşüm. Yanlış olabilir. Hocam yani... Ne diyorsun Erman diyebilirler. O, onların sorunu. Ben karşıdan bakan sporun içinden birisi olarak söylüyorum. Karşıdan bakan. Ya böyle gidecek. Hani o gelen var ya Süleyman Sabah'dan sonra gelenler o ekip gene birini bulacak, getirecek. Bakın ne söylüyorum. O bayrak yarışı yapanlar gene birini bulup getirecekler. Aynen devam edecek. Veya başka biri veya birileri gelecek. Beşiktaş için çalışıp, kendileri için değil. Beşiktaş için çalışıp, destek görüp Beşiktaş'ı düzlüğe çıkaracaklar. Ama Süleyman Seba'yı gönderen bir grup nasıl yapar bilmiyorum. Hocam mutlaka iyi olmasını isterler. Yani e, kongre üyeleri... İşte aşağı yukarı 20 bin civarında oy kullanılacağını düşünelim. Öncelikleri Beşiktaş olmalı, olacaktır. Beşiktaş'ı seven, onun iyiliğini isteyen insanların o yönde oy vereceğini düşünmek lazım. En azından bu şekilde kabul etmemiz lazım. Ama bakıyorum, ya bakıyorum bana hayır desinler. Süleyman Sabah'dan sonra gele, birbirine, ya gelen hesap soracak. Gelen hesap soracağım. Hiç hesabı görmedim. Tamam gidiyorsun restoranda yemek yiyorsun hesap geliyor abi. Bak bakıyorsun şöyle ana bayağı da yerle şimdi tam geliyor iki kişi yemek 1500 2000 lira. Ben bakıyorum bir enlemesine bakıyorum çünkü ben bakarım enleme. Hani bazıları vardır ya yanında bayan plan gelince çıkarır atarlar falan. Ben yok abi. Ben bakarım önce enlemesine bakarım. Kaç para yazmış? Porsiyon ne kadar yazmış? Ha o doğru. Bir de boylamasına bakarım yani hesabı toplamına bakarım. Zaten önce bir dibine bakarım dibi yediğimin karşılığıysa bakmam yukarı. Ama değilse yukarıya bakarım. Siz yukarıya bakın Beşiktaşlılar. Hesabı bir enlemesine bakın. Bir de toplamasına bakın. Öyle oy verin. Bakın çok acayip bir kongreye gidiyorsunuz. Sizi alıp tekrar arka bahçeye çıkarmasınlar. Evet. Sağ içine biraz bakalım mı? Bakalım Adara hocam. Yine konuşuruz. Ee, bak 11'er şut 6'şar isabet iki takımdan da. İlk yarıda neydi bu? 3'e 2 ydi. Ceza sahasına 11'e 6 girmişlerdi. İkinci yarıda da 11 kez girmiş. Gaziantep 6 idi 16 olmuş. 10 girmiş. Biraz daha o son bölümden de kaynaklanabilir. İki Vallahi hocam, hocam. Iş... isabetli şutu var. Enteresan ya. Hocam yani. maçta hiç keyif almadım. Beşiktaş galip geldi. Beşiktaş'ın galip gelmek hakkı mıydı? Evet. Gaziantep bu mücadele bu oyunuyla bu maçtan berabere çıkar mıydı? Hayır. Maçtan keyif aldın mı? Hayır. İki tarafın oyundan keyif aldın mı? Hayır. Beşiktaş sadece galip geldi. O kadar. Benim maç hocadığım bu. Ama bu Antep, bu Beşiktaş'ı bugün yenemezdi. Yok. Yani bakacak olursak aslında Beşiktaş'ta Abubakar, Rozier, Koli Masuako, Amati Hakem dersen bayağı bir Onu da söyleyeyim var. Hakem dersen kötü değildi Çok kötüydü Hocam ya ama bu kaçıncı söylememiz Bak bize. Kötü değildi çok kötü Saçlarını uzatmış da Biraz da hakemliğin boyunu uzatsa saçlarını Bu yerine, programda Bir kartlar verdi bir oyuncu attı bir verdi. Da, Olacak şey değil Bu ya. programda Mete Kalkava'nın Hakem olduğu maçlarla ilgili Söylediklerimizi alt alta koysak hep bir kendimizi tekrar ediyoruz. Hep ya tamam iyi niyetli olabilirsin ama gerçekten meziyetleri çok zayıf ya. Çok kötü. Muhakemeleri kötü. Takibi kötü. Ee, iyice düştü yani. Hocam UEFA gönderdi bu adamı ya. Sen bu adamı gönderdin, FIFA yaptın adam gönderdi. Biraz motivasyonu da düşmüş gibi geliyor bana. Bıraksın abi. Bıraksın bu hala Bırakacağım hala, dememiş miydi bir ara? Hala Bıraktıydı. Hala ekiplerin içindeler bunlar. Hocam bunlar hala ekiplerin içindeler biliyor musun? Bunlar hep bıdı bıdı o ekipler var ya. O hani şey ekip böyle örümcek ekip. Onların içinde bu adam da. Bırakıyor alıyor. Bir şeyler yapıyor filan. İşte Hakemlik veriyorsun ha. Beş taş maçı veriyorsun ya. Bugün Yakup Arda hiç fena oynamadı. Genç futbolcu o e, yani Avrupa'da da ülkemi gururlandırmayı hedefliyorum. Ee, i̇lk maçı tabii 2005 doğumlu çok pırıl pırıl gencecik bir kardeşimiz İnşallah daha da iyileri olur Bu tarz oyuncular e, kazanç e, Cenk de yine Yakup Arda'dan bahsetmiş çok yetenekli bir çocuk demiş e, Bütün Türkiye neler yaptığını gördü Bunu da heyecanlı bir Yakup olarak yaptı Tabii yani uu ne heyecanlı O şimdi bugün uyuyamaz hocam <laughs> Tabii, öyle ee, birkaç evet. maç sonra neler yapacağını bütün Türkiye görecek onun adına mutluyum demiş hocam o şıt o sahaya çıkmak ne hocam, demek 40 ya? bin kişinin önünde sonradan oyuna dahil, dahil bunu oluyorsun bütün hep, gözler üzerinde hep giriyorsun böyle şimdi o tribünde oturanlar diyorlar ki veya televizyon başında ulan bu golü ben de atarım işte bu şutu ben de atarım filan bu da oyuncu mu bir huu ben, diye sesi duydu ben onları alayım İnönü stadında bu seyircinin önüne çıkarayım tünelden bir kal arkasından Öbür kale arkasına kadar yürüsün. Üç defa düşmezse adam değil. Hiçbir şey yapmayacak ha. Yürüyecek en az üç yere yere düşer. O seyircinin o atmosferin heyecanı. Bugün Onur'a çok tepki oldu ya. Yani, ben onu anlayamadım. E, herhalde bir iki ilk yerde böyle top kaybı falan hatalı pas oldu ama. E olabilir ya. İşin kötüsü ne biliyor musun? Tepkiler arttıkça hocam çocuğun özgüveni de düştü. Daha ayakları titremeye başladı. Evet daha fazla hata yapmaya başladı. Ya bırakın maç oynansın sonra yapın ya. Mesela bir sonlarda 2-0'dı. Sonlarda bir ceza sahası ön çizgisinde top kaptırıyordu. Eyvah dedim ben kaptırsa var gol olacak bitmişti çocuk. Hocam bir de dezavantajı ne de biliyor musun? Seyirciye yakın oynuyorsun. Tabii saat of. Hani ortada oynasan biraz bir daha iyi. gider de. Tabii. Seyirciye yakın oynamak çok kötü. Zor bir. hocam. Kim bilir oradan ne cümleler of, geliyor. Of of of. Hani kulağını tıkasa arkadaşların duyamayacak. İşin Tabii. kötüsü bile. Kulağını da tıkayamıyorsun. İyi değil. Ee, yani en azından fayda yok yani o yaptığından. Adamı bitiriyorsun. Senin bağırmanla da hoca almayacağına göre dışarı. Ee, Cenk taraftarla birlikte bu kötü dönemi atlatacağız demiş. Ee, yani Beşiktaş futbolcuları eğer formaya, armaya yakışır, mücadeleye ederse taraftar da arkalarında güçleri durur. Güçleri yetmeyecek. Hocam o sıkıntı. Evet. Hocam güçleri yetmeyecek. Şimdi sen bana öyle şeyden bahsediyorsun ki yani. Ya, mücadele etsinler diyorlar. Ya, yani. Edecekler tabii çocuklar ama ne kadar? Bir eti var. İdariyeti gidecek. Yeni birileri gelecek. Seyirci çökmüş.